Neler hissediyorsunuz maden galerisine indiniz? Duygularınızı öğrenebilir miyim? Sesimizi duyurmak istiyoruz. Şu an sesimizi duyurmak isterim. Yani bizimki bir insanların hani bizim gibi düştüğümüz duruma düşmemelerini istiyorum. Yetkililerden bizim düştüğümüz duruma düşmemelerini istediğim gibi. Hani ne bileyim nasıl anlatayım sana? Duygularımı şu an anlatamıyorum. Bizim düştüğümüz durumla kimse düşmesin. Yani başka hiçbir şey istemiyorum. İşinizi madencanda kaybettiniz Koz'da. Evet, orada kaybettiniz. Şimdi de işinizin çalıştığı ocağın tıpı tıpı aynısı yerdesiniz. Evet. Neler hissettiniz? Çok duygulandım. Nasıl anlatayım size? Anlatamıyorum duygularımı. Anlatmak isterim ama anlatılacak bir şey değil, ne bileyim. Ya ne bileyim, çok duygulandım vallahi. Önümüzde hem atomlar gibi görüyordum, hem evimizi geçindirip öldük yavrum benim. Sen oğlunu maden ocağında kaybettin. Evet. Şimdi de maden ocağındasınız. Onu bu yeri, çalıştığı bu yeri görmek lazım. Neler hissettiniz ocağa girince? Çok duygulandım. Yani bir tanecik oğlum burada evedim yavrumu. Böyle olsa... Burada nefesin evedi yavrum beni. Bir tanecik yavrum, bir eve geçindiren yavrum beni. Mahrem yapıcı yavrum beni. Hadi şu. Bu uçakmış. Yani... Onu bir an gitmek bile istemedim yani. Şimdi oraya gideceğim de ileride onlarla karşılaşacakmışım. Sine kapıldım buraya gidince. İnşallah unutulmayız da. İnşallah bu çabalarımız hiçbir zaman boşa gitmez. Sizden Allah razı olsun istiyorum orada. Desteğiniz için. İnşallah bu çabalarımız hiçbir zaman boşa gitmez. Biz de bir şeyler yaparız. En azından onların yani 8 kişi öldü ama sadece bunlar için değil yani bu çaba. Herkes için. Evet. Bu tümünü kapsayan bir şey. İnşallah onlar orada rahattır da biz de burada bu emeklerimiz boşa gitmez. Gidiyordu ayaklarım kaldı. Bir geliyordum onları buluyordu. Gazelini kal en sonda gitti işte. En sonda nefesini burada verdi yavrum beni. Bir tanecik yavrumdu. Yine bir geçindiren yavrumdu. Böyle bile insanı ister istemez ürpertiyor. Düşünün yani. Şeysin bir insanı ürpertiyor ama. Yani maket olması. Maket olmasının bildiğim sadece o gün insanı ürpertmeye yetiyor. Düşünün yani onun altı üzerinde toprakların olduğunu. Çıkamayacaktı. Hakikaten çok korkunç bir şey. O anki yaşadıkları duygu kim bilir nasıl bir şeydi. Buradan çıkamayacaklarını bilmeleri, yukarıdan toprağın altında olmaları. Ben doktora yolluyordum. Çok doğru şey. Hareketinden gelen hep de öğretmişim. Yardımcısı olduk. Değil de bir şey. Kalemanda kalır, anlatıyordum.